de Boyd'un özelliğinden bahsedeceğim. İki nesneyi birbirinden çıkarmak istediğimizde ya da nesneleri bölümlemek istediğimizde Boyd'un özelliğini kullanarak modellemelerde yine yapabileceğimiz gibi modellemelerin yüzeylerini değiştirebiliyoruz. Bir 3D nesnesi seçtikten sonra daha sonra burada shaper gibi nesneler çizebiliriz. Ve yüzeyi daha rahat çizebilmek için AutoGrid aracını aktif ediyorum. Bu şekilde yüzeye bir 3D nesnesi daha dahil ediyorum. Elbette bunu diğer nesneye yerleştirmek istediğimizde Alt A tuşu ile yani Align aracımızla nesneyi diğer nesneye yerleştirebiliyoruz. X, Y yönlü pivotuna göre yerleştirebiliyoruz. Burada yapmak istediğim işlemde burayı delmek istiyorsam nesneleri birbiri içerisinden çıkartabiliyorum. Compound nesne ve Boolean aracına geçtiğim Operate. Operasyonumuz ne durumda buna bakalım. Edit butonuna bastım ve diğer butonu dahil ettim. Operation parametresine geldiğimizde buradan Union'da olduğunu görüyorum. Intersection, nesnelerin kesişim yerleri birbiri arasında. Tabii bölümleme yapmak istediğimizde başka bir farklı modellemeler üretmek istediğimizde Intersection'da kullanılabilir. Sabrak çıkarmak istediğimiz yüzeylerden herhangi bir nesneyi sabrak kullanabiliriz. Merge, nesneleri birbirine bağladı ve bir bütün haline dönüştürdü. Attach, bağlantı noktaları kurdu. Yine aynı şekilde insert araçlarıyla da kullanılabilir. Sabrak'ta geçtiğimizde burada imprint işaretliyken yüzeyin kaybolduğunu görürsünüz. Ve quick açık iken de yüzeyin açık halini görebiliriz. Fakat aynı zamanda ne yaptı? Yüzeyin içerideki kısmını quick işaretliyken orayı sildi. Yani box'ın da içerisini görebilme imkanımız var burada. Burada delme işlemlerinde kullanabildiğimiz gibi aynı zamanda nesneyi seçip delmek istemediğimiz zamanlarda bir yüzey oluşturmak istediğimizde sadece nesneyi biraz derinliğinin üstüne alıyoruz. Burada lavabo gibi yüzeyler çıkarmak istediğinizde yine rahatlıkla kullanabilirsiniz. Segment sayısını arttırıyorum ki box'ımın, seçili olan box'ımın yüzey sayısı net olduğu takdirde oradaki çıkarma işlemi daha rahat uygulayabilir. Box'ı seçiyorum ve ardından Boolean Operation kısmına geçtik ve buradan bir buton seçiyorum. Subtract yapacağım işlemin özelliğinde. Daha sonrasında burada bir alan belirledim. Yüzeylerime geçtikten sonra yüzeylerimin içeride bulunan şey fırında oradaki formunu aldığını görebiliyoruz. Ve daha sonra yapmak istediğimiz uygulamalardan üzerine Turbo Smooth attığımızda ise Turbo Smooth yüzeyin daha yumuşak halini verdiğini görebiliriz.